denklemler sınıflandırılmasıyla devam ediyoruz. Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması dört ana başlık altında incelenir. Bunlardan birincisi adi mi, kısmi mi olduğu. İkincisi derece ve mertebe kavramları. Bunu bazı yerlerde aynı olduğu söylenmiş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Derece farklı, mertebe farklı olaylardır. Üçüncüsü lineer mi, lineer olmayan mı sorularına cevap ararız. Ve dördüncüsü de homojen mi, homojen olmayan mı sorularına cevap ararız. Şimdi bu videoda adi ve kısmi diferansiyel denklemleri birazcık bakalım. Diğer videolarda tek tek işleriz. Adi ve kısmi diferansiyel denklem kavramı arkadaşlar. Adi dediğimiz olay bizim bildiğimiz türev mantığıdır. Kısmi diferansiyel denklemler apayrı bir konudur. Yani bu derste biz adi diferansiyel denklemlerle ilgileneceğiz. Peki adi diferansiyel denklemler nedir? Bildiğimiz diferansiyel denklemlerdir. Normal diferansiyel denklemlerdir. D'ye bölü dx'in biz y türev olduğunu, d kare y bölü dx karinde y'nin iki üssü yani iki kez türevi alındığını biliyoruz. Bunlar bizim adi diferansiyel denklemlerimizdir. Kısmi diferansiyel denklem ve bu dersin konusu olmayan diferansiyel denklemlerde dikkat ederseniz böyle d olmayan kuyruklu d'lerle sembolize edilir ve yanlarına tekrar y ve x'leri alırlar. Burada bir fark yok. Bunların gösterimi ise y türev gibi değil. Y x'e göre alındığı için yx. Burada da 2 kere alındığı için haliyle 2 kere x koyuyoruz. Adi ve kısmi diferansiyel denklem kavramı buydu. Diğer videoda derece ve mertebe konusunu biraz detaylı olarak incelemekte